On Podcast. Birlikte sesli düşünüyoruz. Yakın gelecek. İş yatırımın destekleriyle. Yakın geleceğe hoş geldiniz. İş yatırım 25. yılını bugün size ulaşan bu podcast serisiyle kutluyor. Bu alanda önümüzdeki 25 yıl içinde dünyanın hala yaşanabilir bir yer olması umuduyla bu seride pandemiden bu yana ismini daha sık duyar olduğumuz sürdürülebilirlik kavramına farklı açılardan bakacağız. Cevabını aradığımız bazı çok büyük sorular: nasıl daha iyi bir gelecek yaratabiliriz ve neden yaratmalıyız? Şimdi bugünkü konuğumuza kulak verelim. Şimdi Türkiye'de yaşadığınız zaman şunu varsaydığımızda, elektrik bağlıysa evinize, ısınmanız Türkiye'de en çok kullanılan yöntem olan doğalgazla yapılıyorsa ve yemek yiyorsanız, bu yemek bu arada full vegan, yani hani et, süt, met, hepsini kestik biz. Çöp hiç çıkarmıyorsun, hiç full toplu taşıma kullanıyorsun ve toplu taşımayı bir haftada sadece 10 kilometre falan kullanıyorsun böyle. Yani hani olabildiğince en minimum, en çevreci, en doğal, yapabileceğin en doğal şekilde yaşarsan bir şehirde, bir apartman dairesinde, küçük bir apartman dairesinde, herkes dünyada senin gibi olursa dünyada 2.2 dünya gerekiyor. Şimdi bu şunu anlatıyor bize. Yani bireysel olarak sen ne yaparsan yap, sistemik bir değişiklik olmadıktan sonra bu yol değil. OM'un iş yatırımın destekleriyle gerçekleşen podcast'i Yakın Geleceğe hoş geldiniz. Mikrofonda ben Bala Gürcan. Bugünkü konuklarımız iklim krizini 360 derecelik bir açıyla inceleyen Esmiyor Podcast'in kurucuları Derin Altan ve Utku Güven. Utku Güven, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde hukuk ve ekonomi eğitimi aldı. Uzun yıllardır yerel ve uluslararası kuruluşlarda insan hakları alanında çalışıyor ve projeler üretiyor. Derin Altan, 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi ve finans alanında yüksek lisansını tamamlayan Derin, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde iklim ve yer bilimleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba. Esmiyor nedir ve nasıl başladı? Esmiyor nedir ve nasıl başladı? Öncelikle bu soruyu böyle Esmiyor Podcast nasıl başladı diye sormadığın için teşekkür ederiz. Çünkü biz bir podcast olarak başladık yola ama hani Esmiyor olarak, bir platform olarak devam ediyoruz. Esmiyor nasıl başladı? Esmiyor aslında bizim şahsi iklim krizi meselesini dert edinmemiz, kendi aramızda hani iki arkadaş olarak konuşmamızla başlamış bu proje. Biraz böyle pandemi projesi de diyoruz. Pandemi sırasında evlerdeyken ne yapalım, ne yapabiliriz diye konuştuğumuzda oluşturduğumuz bir projeydi. İklim kriziyle ilgili bir şey yapalım derken, yani bir proje üretelim, bir katkımız olsun derken aslında başka konularda bir dernek kurmak istemiştik. Sonra Derin gelip bana hani bir podcast yapalım mı o zaman, hani bu konuda farkındalığı arttırmak için dedi. Ve bu şekilde aslında biz podcast kayıtlarına başladık. Yani şu ana kadar hani neredeyse 50 bölümü geçti. Her hafta podcast yayını yapıyoruz. Tabii yani podcastlerde de aslında belki hani sizin podcast'te de olduğu gibi biraz böyle konuk alıyoruz, uzmanları ağırlıyoruz. Hani birkaç bölüm hariç kendimizin birebir konuştuğu olmuyor. İlk başlarda çok böyle soru cevap şeklinde gidiyordu ama artık biraz da böyle kendi görüşlerimizle belirttiğimiz bir platforma döndü. Yani aslında bir yılı aşkın bir süredir iklim biliminin, sürdürülebilirlik çabalarının farklı noktalarında duran pek çok konuğunuz oluyor ve 30 dakika onları konuk ediyorsunuz. 36 bölümü tamamladıktan sonra durup kendi kendinize neler öğrendik diye sorduğunuz bir 37. bölüm var. Bu soruyu tekrar etmek gerekirse neler öğrendiniz? Aslında şey diye konuşmadık hiç biz bayla. Hani insanları konuk edelim, daha sonrasında oradan çıktıları konuşalım gibi bir fikrimiz çok olmamıştı. Ama biraz böyle geçen sene 2021 yazında, Ağustos aylarında şeyden yorulduk yani, açıkçası sen de biliyorsun haftalık içerik üretmek çok kolay bir şey değil. Yani konuklar bul, onları ikna et, bir kayıt tarihi bul, sorular hazırla. Bir de konukların hepsi farklı konularda yazıyor. Biz hani karşılarına boş çıkabileceğimiz insanlar değil. İnsanların bir saatlik vaktini alıyoruz, dinleyicilerin vaktini alıyoruz. Hazırlık yapmamız lazım. O hazırlık yapmak vesaire, biraz da yorulmuştuk da orada şey dedik. Sezon sezona dönelim. Yani hani bir birinci sezon olsun, sonra ikinci sezona başlayalım falan. Birinci sezonun bitirilişini, kapanışında da biz ne öğrendiğimizi biraz konuşalım
gibi bir fikir oluştu orada. Yoksa o noktaya kadar ya biz çok şey öğrendik ve kendimizdeki yansımalarını da anlatalım gibi bir fikir aklımızda oluşmamıştı. Ya benim bu arada çok keyif aldığım bir bölümdü. Kaydederken de, sonrasında editlerken, dinlerken de. O zaman öğrendiğimizi söylediğim şeyi ben en azından kendi tarafımda tekrar edebilirim. Bu problemin iklim krizi, ekoloji ve doğa tarafındaki problemlerin ne kadar bütüncül olduğunu ve aslında bireysel hareketlerle belli değişiklikler yapabilmekle birlikte sistemsel bir değişiklik yapmadan çözümünün çok mümkün gözükmediğini ama o sistemsel değişikliği bizi götürecek itici gücün de bireysel değişikliklerle doğduğuna ilişkin bütün sohbetlerde ben bunu öğrenmiştim. Hatırlarsan ben de şunu söylemiştim o zaman ve onu daha sonraki yılbaşı bölümümüze tekrar ettiğimi hatırlıyorum. Yani öğrendiğim şeylerden biri komünitenin gücünün ne kadar fazla olduğu yani harekete geçince ne kadar yani bir gerçekten doğru bir amaca yönelik bir şekilde insanları harekete geçirince etrafınızda bir komünite toplandı ve herkes kendi yeteneklerine göre, kendi zamanına göre gerçekten ortaya bir şey koyabiliyor. Yani bu gücü görmek yani benim için çok öğretici olmuştu. Hatta biz hani yılbaşı bölümü yapmıştık. Daha sonra ikinci sezonda. Onda da daha önce Esmer Podcast'te konuk aldığımız ya da konuk almadığımız ama hani bir şekilde birlikte iş yaptığımız insanlarla böyle toplu bir bölüm kaydettik. O da hani bunun böyle bir yansıması gibi olmuştu aslında. Farklı bölümlerde sık sık geri döndüğünüz bir kavram var. O da iyimser olmayan umut. Biraz bu kavramdan bahsedebilir misiniz? Bolca Jazz Festivali'nde duymuştuk hatırlarsan ilk bu kavramı. Alper Hoca'dan. Aynen. Yani Utku ile tabii ki de bu podcast dışında da bu konuda konuşuyoruz. Yani hani böyle bazen gece buluştuğumuz zaman falan bir yerde saatlerce konuştuğumuz oluyor. Bu konulara da tabii denk geliyoruz. İnsan bize de çevremizden de veya takipçilerden, dinleyicilerden gelen bir soru umutlu musun? Yani yüzeysel olarak baktığım zaman çok da umutlu da değilim ben. Ama sonrasında da şu karşısında şöyle bir soru geliyor. Peki umutlu değilsen o zaman neden bu işlerle uğraşıyorsun? İşte kendi umut seviyemizi, umut nedir? Umudun farklı farklı tipleri var mı? Hani alt kırılımları var mı gibi böyle birazcık kendi aramızda tartışırken Utku'nun da dediği gibi Bozcaada Jazz Festivali'nde bizim bir içerik konusunda bir işbirliğimiz vardı Bozcaada Jazz Festivali'nde ve orada bir panel moderasyonu yapıyorduk. Çok da keyifli bir paneldi. İşte Özlem Acı, Itır Erhard ve Alper Akyüz vardı. Ve Alper Akyüz sanki böyle bizim bu iç tartışmalarımızı, iç çatışmalarımızı duymuşçasına kendi konuşmasında bir soru üzerine iyimser olmayan umut diye bir şeyden bahsetti. Hope without optimism diye. Terry Eagleton diye birisinin ortaya attığı bir kavram. Ve bu bize çok yakın hissettik aslında bu kavrama. Çünkü çok acayip iyimser bir noktadan yaklaşmıyoruz çoğu bir şeye ama umudumuz da var. Yani itici güç olarak umut var ama umudu etmek için iyimser olma ihtiyacı yok. Bu arada şu anda hani benim şahsen birazcık da rahatsız ettiğim şeylerden bir tanesi hani bu 21. yüzyılda özellikle son birkaç senede insanlara böyle iyimser olmaya, kendini sevmeye yönelik olarak böyle bir baskı olması resmen. Yani sevmiyorsam da sevmiyorum kardeşim. İyimser değilsem de iyimser değilim yani. Hani bunun bir problem olduğunu biliyorum. Çözmeye çalışıyorum da yani hani sürekli böyle bir pozitivite, bir toksik pozitivite mi deniyor hani buna bilmiyorum ama yani bunu da ittirmeyin yani. Evet doğrudur. Biz bunu iletişimlerimizde de kötümser biçimde yapmamaya çalışıyoruz. Çünkü herkesin farklı bakış açıları var. İyimser olmayan umut belki bizim veya benim bakış açısı. Ama farklı insanlar farklı farklı bakış açıları da katabilir. Yani dediğim gibi mesela Cristiano Figueres full optimizm üzerine kurulu gidiyor. Kendisi Paris Sözleşmesi'nin baş müzakerecilerinden bir tanesiydi. Yani farklı bakış açıları var. Ama ben biraz daha imser olmayan umutta kendi şahsi temsiliyetimi gördüm diyeyim. Yani kendi iç çatışmalarımı, aa evet ya bak böyle bir kavram varmış. Demek ki benim yaptığım şey çok da saçma değil. Kendi içimde çatışmıyorum gibi bir his yaşamıştım duyduğum zaman. 2021 bitmeden hemen önce sürdürülebilir seyahat üzerine bir günlük bir etkinlik yaptınız. Seyahat influencerlarıyla sürdürülebilirlik üzerine çalışan bloggerları bir araya getirerek bir sürdürülebilir seyahat manifestosu oluşturdunuz. Bu manifesto esmiyor.earth internet adresinden okunabiliyor. Bu alandaki sorunları ve ortaya çıkan manifestoyu biraz anlatabilir misiniz? Ya bu bizim çok üzerine düşündüğümüz ve çalıştığımız bir konuydu. Hani sürdürülebilir seyahat meselesi.
Ve aslında da şeyden çıkmıştı, hani Nisan ayında podcast'in böyle 5. ayı falandı yani bölümlerimizin. Nisan ayında aslında biz ne yapabiliriz iklim krizi ve sürdürülebilirlik için, yani bireysel olarak ne yapabiliriz diye 5 tane bölüm yayınlamıştık. Bu 5 bölümün içinde işte nasıl gıda tüketeceğiz, nasıl su tüketeceğiz, nasıl giyineceğiz, nasıl atık atacağız ve bir diğeri de nasıl seyahat edeceğizdi. Orada yani seyahat blogger'ı iki arkadaşımızla konuşmuştuk ve oradan çıkan bir şeydi aslında. Evet, yani hani bu konuda hani tek bir bölüm yetmez, biz seyahat meselesine eğilmeliyiz. Çünkü biz ikimiz aslında seyahat etmeyi seven insanlarız. Dolayısıyla hani diğer seyahat etmeyi seven insanları da bir araya getirip ya bu seyahatlerimizi gerçekten nasıl daha sürdürülebilir hale getiririz diye konuşmak istedik. Orada hani şey dedin aslında, hani seyahat influencerları dedin ama aslında böyle biz bir mix yaptık. Yani o derinde katılacaktır ona. O mix bence gerçekten bu manifestoyu doğru yapan şey oldu. Yani seyahat influencer da var, işte bir tane işte dağ rehberi de var, bir tane ultramaratoncu da var, işte bir tane, ama bunun yanında işte direkt sürdürülebilirlik meselesinin dert edilmiş içerik üreticileri de var. İşte Itır Hoca da var doğrudan. Yani 10.000 de vardı. Var. Evet, yani siz de geldiniz, hatta katıldınız. Yani ne demek, işte bir yandan sektörde bununla ilgili işler yapan insanlar da var. Hani o mix o gün gerçekten çok güzel bir şey doğurdu. Ve dediğim gibi hani internet sitesinde görülebilir. Tabii orada sürdürülebilirlik meselesini sadece yani karbon salınımı üzerinden, yani karbon ayak üzerinden okumadık. Başka konulara da değindik. Yani mesela işte konaklama nasıl olacak? Mesela hani bu önemli. Ya da oradaki yerel kültürler, yani seyahat ettiğimiz yerdeki yerel kültürlerle iletişimimiz nasıl olacak? Hani buna da çok sıklıkla değindik. Yani sürdürülebilirlik meselesini sadece bir çevre tahribatı ya da çevre hareketi meselesi üzerinden değil, seyahat kavramını sürdürülebilir hale getirebilir ve gittiğimiz yerlerdeki kültürleri ve ekonomiyi de nasıl sürdürülebilir hale getirebilir. Bunun üzerine kafa yorduğumuz bir etkinlikti. Çok da güzel çıktıları oldu etkinliğin. Yani konaklama kısmındaki hani ana sloganı hatırlıyorum mesela. Hani geçici evini doğru seç. Yani çünkü bu çok güzeldi. Hatta o grupta sizden arkadaşlar da vardı. Ben yani en sevdiğim çıktılardan bir tanesiydi. Çünkü hani sadece yani işte gittiğimiz oteli ya da kaldığımız yeri Airbnb ya da neyse hani şey olarak görmemek. Hani orası aslında senin geçici olarak bir evin yani. O doğru seçmelisin. Hani sadece bu seçimde yani çevreye olan etkisini değil, belki hani oradaki ekonomiye olan etkisini de düşünmen lazım. Bu gibi çıktıları olmuştu. Hani biz bunu devamlı da yapmak istiyoruz aslında. Hani sürdürülebilir seyahat kavramı. Çünkü hani ayrılırken şey demiştik, hani bu yaşayan bir doküman olacak ve geri dönüp bakacağız tekrar diye. Ve seyahat alışkanlıklarımız da değişiyor bir yandan her gün. Ve yeni kavramlar çıkıyor, yeni pratikler çıkıyor. Hani buna göre güncelleyeceğimiz ve devam edeceğimiz bir manifesto çıkarmış olduk ortaya. Burada aslında yeni trendlerden biraz bahsedersek neye en çok önem vermeliyiz? İlk düşünmemiz gereken şey nedir sürdürülebilir bir seyahat için? Ya ben açıkçası deneyimleri iyi düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Derin, senin de var aklında galiba bir şeyler. Yani benim açımdan hani sürdürülebilir bir seyahat, oraya gittiğimizde oradan ne aldığımız ve oraya ne verdiğimizle ilişkili bir şey. Yani işte sadece tüketimden ibaret olan bir seyahatin yani çok bir katkısı yok bence. Yani işte yan mahalledeki alışveriş merkezine gitmişim. Ha yani işte seyahat edip bir yere gidip hani tüketmişim. Hani çok bir manası yok. Bence sürdürülebilir seyahatin yani hani bunun için de çok da bir imkan var bu arada. Yani gittiğiniz seyahatte orayla ilişkinizi mesela işte gönüllülükler üzerinden ya da orada alacağın bir atölye üzerinden kurgulayabilirsiniz. Ya da oradaki yerel insanlarla ya da oraya daha sonradan yerleşmiş insanlarla kuracağınız ilişki üzerinden kurgulayabilirsiniz. Bence seyahat sürdürülebilir en önemli şeylerden bir tanesi bu. Yani genel olarak sizin seyahat deneyiminizde sürdürülebilir kılan şeylerden biri bu diye düşünüyorum. Deniz, sen de bir şey diyecektin galiba. Ben de bunun üstüne zaten ekleme yapacaktım. Dün aslında bu konuda bir de podcast kaydımız oldu. Kendimizden aklımda ve çok güzel, acayip güzel bir podcast kaydı olmuş. İlk defa da böyle hani Utku'yu bir podcast'e iki kez isyan ederken ben tekrar dedim. Tabii kaydı yaparken bazen hani şey yapamıyorsun, edit ederken daha iyi anlaşılıyor ve tam da bu konudaydı aslında. Yani işte sen şey demişsin orada. Yani
Çünkü şimdi seyahate baktığın zaman veya sürdürülebilirlikle ilgili diğer konulara baktığın zaman iki yaklaşım var. Bir tanesi yasakçı yaklaşım. Gezmeyin, etmeyin, onu yapmayın, bunu yapmayın. Diğeri de dönüştürücü bir yaklaşım. Evet, gezin. Ancak gezilerinizi daha sürdürülebilir hale nasıl getirebilirsiniz? Ve seyahat kavramını sistemik olarak nasıl daha sürdürülebilir hale getirebiliriz? Şimdi yasakçı yaklaşım, podcast'te de konuştuğumuz gibi şu anda daha çok zaten geçmiş 100 senede rahatça gezmiş, dünyayı tatmış ülkelerden geldiğini gözlemliyoruz. İşin içerisinde bir de adalet tarafı da var. Bir de bunun yanında Utku'nun da dediği gibi seyahat şu anda son zamanlarda özellikle işte bu bloggerlar, influencerlar ve Instagram'ın da etkisiyle birazcık böyle hani abi Eyfel Kulesi'ni göreyim oradan bir fotoğraf atayım noktasına gelmiş olmakla birlikte aslında seyahat çok dönüştürücü bir tecrübe de sağlıyor sana. İlginç bir şey, buna çok fazla girmeyiz şu anda ama yani Esmiyor'un çıkış noktasında bizim iklim krizi ve küresel ekosferin değişikliğini farkına varmamız Utku'nun ve benim farklı farklı seyahatlerimizde yapmış olduğumuz bazı temaslarla, bazı deneyimlerle anladığımız bir şey. Eğer biz o seyahatleri yapmamış olsaydık Esmiyor projesi de olmayacaktı. Böyle dönüştürücü, insanın kültürünü ve zihnini açıcı bir taraf da var. Siz gidip seyahate farklı bir şekilde bakabilirsiniz. Ama benim mesela son yıllarda çok fazla uygulayamamakla birlikte gidip eğer imkanın varsa farklı yerleri görüp işte Afrika'daki insanların nasıl yaşadığını, hangi şartlarda hayatta zorluklar yaşadığını, huzurunu, mutluluklarını ne verdiğini farkına varmadan ya bazı şeyleri de tartışmak çok mümkün olmuyor. Ya o yüzden aslında seyahatin sürdürülebilirliği Utku'nun dediği gibi şahsi sürdürülebilirlik tarafı, yani benim için o almış olduğum deneyimin ve birikimin hayatım boyunca sürdürülebilir biçimde hayatıma etki edebilmesi şu anda ilk aklıma gelen şey. Yani çok sorgulamak veya yargılamak istemiyorum ama Türkiye'de yaşayan bir insan için mesela ben şeye çok garipsiyorum. Yani Maldivlere neden gidersin ki denize girmek için? Yani çünkü şaka yani. Yok yani. Gökova Körfezi'ne git. Avustralya bayraklı, Yeni Zelanda bayraklı bir sürü tekne görürsün ve onların söylediği şey abi dünyanın en güzel denizi bu. Yani giriyorsun. Hani köpek balığı falan filan yok. Gayet de güzel bir yer. Hani bunu böyle birazcık dış dünyaya yönelik bir reklam halinde değil de iç dünyaya yönelik bir dönüşüm hikayesi olarak bakmak iyi olur diye düşünüyorum. Hı hı. Ya bir de işte öyle trendlerin peşinde koşmaktansa gerçek kendi hikayenizin peşinde koşmak da önemli. Yani herkes Maldivlere evet. gidiyormuş. Ya da işte herkes Tayland'a gidiyormuş. Değil yani. Hani belki direkt kendi arka bahçende çok daha iyi bir deneyim yaşayabilirsin yani. Seyahat ederek. Aslında başkalarının deneyimlerini tekrar etmeye çalışmak da çok sürdürülebilir bir amaç değil yani. Kendimizi bulmamız burada ve kendi isteklerimizi keşfetmemiz doğaya da en minimum etki edecek şekilde çok daha makul bence de. Peki bütün bu süreç boyunca sizi en çok şaşırtan içgörü veya veri ne oldu konuklarınızdan dinlediğiniz mesela? Umarım benim bunu... Ya ben iki şey var, umarım bir diğerini de sen söylersin derin. Ya beni şaşırtan konulardan bir tanesi hani bu karbon ayak izi meselesinin çok fazla abartılıyor olması. Yani çünkü çok önem veriyoruz yani bireysel olarak dönüşümlerin örnek teşkil edeceğini ve kendindeki değişimlerinden hani toplumsal değişimler yaratacağına. Ama hani bir yandan hani karbon ayak izi kavramının çok yani hani doğrudan böyle bir fosil yakıtlarla meşgul bir şirketin PR kampanyası olması yani şaşırtıcı. Hani çünkü orada hani bireylerin üzerine çok fazla sorumluluk yükleyip hatta bir suçlama niteliğinde hani ilk önce kendinize bakın daha gibi hani karbon ayak izi ama hani zaten ne yapıyoruz gibi. Hani benim açıkçası en fazla ki mesela bizim ilk yaptığımız yayınlarda biz karbon ayak izi meselesinden bahsettik. Bununla ilgili paylaşımlar yaptık ama hani şu anda geldiğimiz noktada hani tabii ki yaptığımız tüketim yani ben tüketime odaklanmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Hani mecburi tüketimlerin azaltılmasındansa hani mesela işte az duş alın, asansörü az kullanın diye bir şey vardı bir markanın kampanyasında. Hani şimdi hatırlamıyorum ama evet evet işte fosil yakıtların işte savaşlara sebep olduğu ya da işte fosil yakıtların ciddi çevre felaketlerine sebep olduğu ya da mesela altın aramanın çok büyük çevre felaketlerine sebep olduğu bir dünyada hani benim küçük yaşamımdaki şeye bu kadar müdahale edilmesi bana garip geliyor. Benim için oydu. Bir yerini de umarım Deniz söyler ama şey belki başka bir şey söyleyeceksiniz. O yüzden şey yapmayayım, kısıtlamayayım.
Ya yani dünya bu şey gibi yani 2.2 dünya meselesi var ya. Evet. Ya genel olarak başka yani bütün esmiyor projesinden çıkardığımız bir öngörüyle de devam edebilirsin abi yani. Yani ikisi şöyle birleştirme aklımda bir şey vardı. Esmiyor'da biz böyle kayıt yaparken hatta şu anda da onu yapmaya çalışıyordum. Bazı konular konuşulurken biz arkada bir hesaplamalar falan yapıyoruz. Çünkü belli sayıları dinleyicilerin veya takipçilerin anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi sen şunu diyebilirsin yani insanların sayıları anlamayacağını mı düşünüyorsun? Maalesef belli bir boyutun üstündeki rakamlar çok algılayabileceğimiz bir düzeyde değil. Bunu işte şu anda baktığım şey şuydu, ormansızlaştırma konusu. Ormansızlaştırma, COP26'daki ormansızlaştırmaya ilişkin falan böyle bir sözleşme imzalanmıştı. Dediler ki 2030 yılında biz ormansızlaştırmayı durduracağız. Herkes bir coştu. Yani oley, ormansızlaşma duracak vesaire. Ama o COP26 sırasında bile 600-650 bin futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu. Şimdi sen 2030 yılında bunu yapacağım diyorsun. Bu şu demek, 190 milyon adet futbol sahası büyüklüğünde orman 2030'a kadar yok edilecek. 190 milyon adet. Şimdi bunlar bir yerden sonra çok yani anlamlandıramadığımız bir rakamlar haline geliyor. Çünkü dünyanın boyutunu bilemiyoruz, onun toplam boyutunu bilemiyoruz. Toplam ormanların ne kadarını yok edilmiş oluyor onu da bilemiyoruz. Mesela Jüpiter'de yaşıyor olsaydık hiçbir şey ifade etmeyebilirdi ama dünya için de anlama geliyor. Yani bu tarz iklim konusunda, ekoloji ve doğa konusunda konuşurken çok fazla sayı, hektar, ton, metreküp bunlardan çok fazla bahsediyoruz. Artık bunları gerçek hayatta görebileceğimiz objeler, işte futbol sahası falan gibi objelere iz düşümü yaptığımız zaman bile anlamsız hale gelen rakamlar var. Hani artık o yüzden şey dememiz gerekiyor. Yani 16 Türkiye boyutunda falan hani veya işte 2 tane Avrupa boyutunda falan dememiz gerekiyor. Bunu ben farkına vardım. Anlatmaya çalışılan konuyu bir kere bizim anlamamız oldukça hani zor oluyor. Ki nasıl bunu ifade edebilelim ki ifade ettiğin kişinin, bunu dinleyen kişilerin de zihninde bir sürü problem var. Yani hani sadece bütün gününü bunu harcamak zorunda değil bizim gibi. Diğer bir konuda son olarak 3 tane şey olmuş olacak ama bu Utku'nun birazcık böyle hint ettiği şey de oydu. Aslında konunun ne kadar sistemik bir problem olduğunu biz anladık. İşte bu ekolojik ayak izi konsepti var. Karbon ayak izinden hani bahsettik. Karbon ayak izinin biraz daha bilimsel olan ve bilim çevreleri tarafından da desteklenen tarafı ekolojik ayak izi. Yani Bala'nın, işte Derin'in, Utku'nun dünyadaki kümülatif ekolojik yükü nedir? Herkes Bala gibi yaşasa kaç dünya gerekir gibi. Şimdi Türkiye'de yaşadığınız zaman şunu varsaydığımızda, elektrik bağlıysa evinize, ısınmanız Türkiye'de en çok kullanılan yöntem olan doğal gazla yapılıyorsa ve yemek yiyorsanız, bu yemek bu arada full vegan he, yani hani et, süt, meti hepsini kestik biz. Çöp hiç çıkarmıyorsun, hiç full toplu taşıma kullanıyorsun ve toplu taşımayı bir haftada sadece 10 kilometre falan kullanıyorsun böyle. Yani hani olabildiğince en minimum, en çevreci, en doğal yapabileceğin en doğal şekilde yaşarsan bir şehirde, bir apartman dairesinde, küçücük bir apartman dairesinde herkes dünyada senin gibi olursa dünyada 2.2 dünya gerekiyor. Şimdi bu şunu anlatıyor bize. Yani bireysel olarak sen ne yaparsan yap, sistemik bir değişiklik olmadıktan sonra bu iş, bu yol yol değil. Bu arada diğer bir konu mesela Türkiye yine yapmış olduğumuz böyle komik araştırmalarda bulduğumuz bir bulgu da buydu. Az duş yapalım, işte dişimizi falan hani fırçalarken tabii ki de abi bunu yap. Yani su, yani bu şöyle bir mantıktan bakman gerekiyor. Su sonsuz bir kaynak değil. Sonsuz bir kaynaksa istediğin gibi şey yap. Yani sonuçta ben mesela hani gidip de kimseye abi nefesini tut demiyorsun değil mi? Hani oksijende çünkü böyle problemi yok. Hani oksijen relatifte %21'de duruyor. Ama su sonu olan bir kaynak. Sonu olan bir kaynağı zaten böyle çarçur etmek zaten anlamsız yani. Ama Türkiye'deki herkes bırakın duşunu kısaltmayı, hiç duş yapmasa, hiç sifona basmasa, hiç elini yıkamasa, bulaşık, çamaşır hiç yıkamasa, yani evsel tüketimi sıfıra indirsen bile yapmış olduğun tasarruf Türkiye'deki su dağıtım sisteminde borulardan olan kaçaklardan daha düşük. 80 milyon hiç su içmese diyorum yani burada. Bu da yine bize şunu getiriyor. Ya burada sistemik problem var. Yani artık ne olur parmakları bize göstermekten, kendimizi böyle hani tabii ki de biz elimizden geleni yapalım. Bizim elimizden geleni yapmamız, bireysel hareketlerimizi yapmamız lazım ki sistemin çarklarının dönmesini sağlayalım ama hani bunu da artık yani olağanüstü bir suçlulukla da yapmayalım. Yani bunu söylemek istedim.
Evet, bunlar çok çarpıcı veriler gerçekten. Ben de şunu eklemek istiyorum. Bir de herkes insani bir yaşama, hani insana yakışır bir yaşama kavuşsa zaten hani karma oranımız inanılmaz bir şekilde artacak. Yani burada da işte bu iklim adaleti meselesi ortaya çıkıyor. Yani hani zaten ben herkesin benim gibi yaşamasını istiyorum. Hani ben çok lüks yaşayan bir insan değilim. Ama zaten hani herkes benim gibi yaşayacak zaten o bahsettiğimiz çevresel felaket daha hızlı gelecek. O yüzden bizim gerçekten sistematik bir değişikliğe ihtiyacımız var. Bu serideki tüm konuklarımızdan bugünden geleceğe bir cümle bırakmalarını rica ediyoruz. Sizin cümleniz ne olur? Wow. Umarım çok geç kalmamışızdır. Benim cümlem bu. Ben de Utku senin cümleye tag edebilir miyim ya rica etsem? Lütfen. Gerçekten. Evet, bu Esmiyor'un ortak cümlesi. Ya evet, aslında cümlemiz bu. Yani umarım çok geç kalmamışız. Yani yakın geleceğe, hem yakın gelecek için hani bunu söyleyebiliriz bugünden. Hem de hani uzak geleceğe doğru bir mesajsa bu. Yakın geleceğe doğru mesajsa öyledir. Hani biz geç kaldığımızı düşünmüyoruz bu arada. Öyle de okuyabiliriz bence bu cümleyi. Hani geç kalmadık, yapılacak şeyler var. O yüzden hani bunları yapmak için de birlikte hareket edelim diyoruz. İyimser olmayan umudu da güzel özetleyen bir cümle oldu. Doğru. Çok teşekkürler bugün burada bizimle olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz çağırdığınız için. Yakın gelecek. İş yatırımın destekleriyle. OM Podcast. Birlikte sesli düşünüyoruz.